En büyük avantajımız genç nüfusumuz. Orada da biraz onu söylemeye çalıştım. Türkiye ortalamasının çok çok altında 24 yaş ortalamamız var. Şimdi bu nüfusu biz burada tutmalıyız. Ama burada işsiz olarak tutamayız. Bunun Genç bir genç şekilde işsizliği ne kadar istihdama. Mehmet Bey? Genç işsizliği Yani Diyarbakır'da. oran çok yüksek. Tam olarak bir rakam söylemiyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğitime ve istihdama katılamayan genç nüfusta Diyarbakır Türkiye birincisi. Hem eğitimde hem de istihdamda Hem olmayan oranda. istihdamda olmayan. Evet. Korkunç. Şimdi zaten en riskli gençlik de biraz bunlar. Yani şimdi ne oluyor bunlar ister istemez. Bazen Tam bir dönem kısır dönem döngü. işte evet batıdaki Akdeniz'e veya işte büyük illere çalışmaya giderler ama sonuçta ekonomik kriz olduğu zaman da oraya da gidemez halde olup burada kalmak zorunda kalıyor. Ama bu dönem, bugünlerde işte o röportajda özellikle onu söyledim. Yeni başlayan bir yurt dışı göçümüz var. Artık böyle bir insanlar bunun üzerinden götürürken de bir kazanç elde ediyorlar ama bu kazançtan daha önemlisi bizim için bu gençlerin o yolunun açılması. Yani en son tabii ki bunlar tamamen net rakam değil ama söylenen işte 200 bine yakın gencin bir ülke üzerinden Avrupa'ya kaçak bir şekilde götürüldüğü bölgeden oraya çalışmaya götürüldüğü ile ilgili. Şimdi biz bu genç nüfusumuzu kaybedersek burada bana göre en büyük avantajımızı kaybetmiş olacağız. Yani şu an çünkü yaş ortalaması, Türkiye yaş ortalaması olsun Avrupa ile karşılaştırdığımızda ki çok çok daha genciz. Bizim bunu bir şekilde korumamız gerekiyor ki yatırımcıların gelip burada yatırım yaptıkları zaman özellikle genç çalışabilir insan bulmalarını sağlamamız lazım. Şimdi burada eğitime ve istihdama katılamayan gençlik sıralamasında birinci dediğim vakit başkan zaten durum anlaşılıyor. Yani bir anlamda ofis, Bağlar, Dicle Kent, Kayapınar çelişkisi de anlatılıyor. Anlaşılıyor, açıklanmış oluyor. Aynı zamanda endişelerin, uyuşturucu, fuhuşun patlayabilme ihtimallerinin altını çizmen de yani bu söylediğin çerçeve sayeden çok sarsıcı. Şimdi buradan nihayetinde bunları çözmesi gereken siyasal sistem. Yani Ama Mehmet, en sarsıcı olanı 100 yıllık bir kentin sadece 22 yıl normal bir yönetime rejimde yaşamış olması, evet. yönetim altında yönetilmiş Şimdi olması daha da felaket hep o. oldu. Kayyımlar Evet, daha böyle. başkan da zaten